Mektubat-ı Rabbani'den ölçüler. Şükür şu esaslarla olur. 1. Fırkayı Najiyenin görüşlerinin gerektirdiği şekilde akideyi düzeltmek. 2. Dini hükümleri ehli sünnet müştehitlerinin açıklamaları doğrultusunda yerine getirmek. 3. Ehli sünnet tasavvuf ehlinin ehli sünnet ve cemaatin yöntemlerine uygun olarak nefsi teskiye ve tasviye etmek. Mektup 71. Helalin, haramın, şüphelinin, müstehapların, vaciplerin, sünnetlerin ve farzların hükümlerini öğrendikten ve bu ameli ve itikadi iki kanadı edindikten sonra ilahi yardımda olursa hakikat alemine doğru uçmak mümkün olur. Mektup 94. Abdullah bin Mübarek rahmetullahi aleyhi Muaviye radıyallahu an mı daha üstün, Ömer bin Abdülaziz mi diye sorulunca o da vallahi Muaviye radıyallahu an'ın Atının burnuna kaçan toz zerresi Ömer bin Abdülaziz'den şu kadar daha üstündür demiştir. Sahabe arasındaki savaş nefsani değildir. Hz. Ali radıyallahu an haklı, muhalifleri haksızdı. Ancak bu hata içtihadi bir hata olup sahibini fasık yapmaz. Mektup 54. İnsanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra zora düştü ve gök kubbenin altında Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'tan daha hayırlı birini bulamadılar ve onu başlarına halife seçtiler. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde hiçbir kimseyi Ebubekir radıyallahu anh'a denk saymazdık. İbn Ömer radıyallahu anh. Mektup 245. Dört halifenin de eşit olduğunu söyleyen ve aralarında bir üstünlük görmenin fuzulü bir iş olduğunu söyleyen kimsenin kendisi fuzulidir. Mektup 266. Şüphesiz bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sohbeti sebebiyle Hz. Muaviye radıyallahu anın hatası bunların sevabından daha hayırlı, Amr bin As radıyallahu anın yanılması bunların bilinçli yaptıkları işten daha üstün olmuştur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmek, melek ve vahye şahit olmak ve mucizelere tanıklık etmekle bu ulu insanların imanı olmuştur. Mektup 120. İmam-ı Rabbani Mektubat-ı Şerife. 27 Haziran Mevlana Takvimi.